Kayserispor geçen sene zor gol atıyordu. Bu sene kolay gol atıyor ama çok kolay gol yiyor. İlk golü atıyorsun, ondan sonra geriye çekiliyorsun. Yanlış oyuncu değişiklikleri oluyor. Başlarken çok güzel başlıyoruz. Sonunu getiremiyoruz maçın. Bence Kayserispor'un düzelmesi lazım. Yukatel Kayserispor son 4 haftadır üst üste mağlubiyetler alıyor. Biz de Laz Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına Kayserispor'u bu sezon nasıl değerlendirdiklerini ve aldığı mağlubiyetleri sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Problemlerinden dolayı olabilir. Takımı oynattığı oyun stilinden dolayı olabilir. Yani çok da takip etmiyorum ama Hikmet Karaman genelde öne geçtiği maçların hepsini veriyor. Hani takip ettiğim süre boyunca hepsini verdi. Böyle söyleyebilirim. Yani teknik direktörden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Oyuncularla çok ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yönetimle de çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Berna Hanım bayağı iyi yönetiyordu Kayseri'yi. Ben Beşiktaşlıyım, oradan biliyorum. İkili ilişkileri çok iyidir ama Hikmet Karaman öne geçtiği bütün maçları veriyor. Genelde Kayseri öne geçtikten sonra da bütün maçlarını verdi. Son 4 haftadır ne olduğunu tam bilmiyorum ama benim analizim böyle. Transferler hakkında şu an bir şey diyemem. Ama tabii ki ileriki günlerde ne gösterir Kayserispor hakkında onu bilemem. Ama ben Galatasaray fanatiyim. Galatasaray'ı sürekli yani ömrümün sonuna kadar takip edebilirim. Kayserispor'un bu sezonunu şöyle üstün körü baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya pek bir bilgim yok. Teşekkür ederim. Son 3 maçtır 4 maçtır çok kötü gidiyor. Vallahi bir anlam veremedik yani nasıl böyle oldu? Teknik direktörden mi kaynaklı, futbolculardan mı kaynaklı? Çok yani ucuz goller yiyoruz. Çok basit goller yiyoruz. Öne geçiyoruz. Galibiyeti koruyamıyoruz. Skoru koruyamıyoruz. Niye böyle oldu ben de anlayamadım yani. Kayserispor'un ilk sezon ilk devresini nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk devre çok takip edemedim. Son 10 maçtır bakıyorum. Şu 4 maç saymazsak çok iyi gidiyorduk. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledik. Sonrasında ne olduysa kötü gitmeye başladık. Anlam veremiyorum yani. Karşı rakiplerin kuvvetliliğinden anlıyor yani. Bu senin bütçene göre. Kayseri'nin bütçesi şu anda ona uygun değil gibi. O da Kayserispor 38 puana kadar yükselmeyi başardı. Fakat bir türlü 41 puana yükselemedik. Yani bunun sebebi sizce ne olabilir? Gidim mi? Maddiyet. İki tane daha futbolcu alsa bunu iş bitirecek. Şu andaki Alanya'nın durumu, Konya'nın durumu gibi. İki futbolcu üzerinde oynanıyor şu anda. Konya'da, Alanya'da iki futbolcu neden şu anda ayakta? Kayseri'de iki tane uygun bir futbolcu gelse bu iş bitti. Ya şimdi Kayserispor daha çok büyük maçlara konsantre oluyor. Anadolu takımların maçlarında biraz şey var böyle motivasyon eksikliği var. Bir ikincisi de Kayserispor ligin ilk yarısı sonuçlarına göre ligde ikinci sırada. Yani maça iyi başlıyoruz ama sonunu getiremiyoruz. Orada da bir kondisyon eksikliği var veya oyuncularla yönetim arasında veya antrenör arasında bir kopukluk var. Çünkü hani iyi başlayan iyi bitirir ama bize nedense ya defansa ya da kalede bir sorunumuz var. Onu aşarsak inşallah daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kayserispor'daki bu durumun sizce sorumlusu kim olabilir bu şekilde? Ya bence hani sorumluluktan ziyade biraz motivasyon eksikliği yani. Burada tabii antrenörde de vardır illaki ama oyuncularda da var yani. Yönetimin bir sıkıntısı olduğunu tanımıyorum. Kayserispor geçen sene zor gol atıyordu. Bu sene kolay gol atıyor ama çok kolay gol yiyor. Sanki biraz kaleci sorunumuz da var gibi. Kaleci sorunu aşarsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Valla şimdi için Kayseri maçlarını takip etmiyorum. Yani en son ne yaptı ne etti bilmiyorum çünkü taraftarı değilim. Ben Sivas ve Fenerbahçe taraftarıyım. Ya aslında güzel başlamıştı. Hani lige gerçekten iyi başladı. Geçen sezona göre iyi başlamıştı. Hani bu son 3-4 haftada yeniliyor. Hani bunun nedenini de bilmiyorum. Hani futbolcuların artık bir şeyleri mi var yoksa rakipler mi bilmiyorum. Ama bence Kayserispor'un düzelmesi lazım yani. Kayserispor'un bu son 4 haftadır almış olduğu mağlubiyetleri nasıl değerlendiriyorsun? Maçları takip ediyor musun? Nasıl görüyorsun? Maçları hani canlı izlemiyorum. 90 dakika izlemiyorum ama özetleri illaki izliyorum. Hani bilmiyorum futbolcularda bir düşüş var. Hani her futbolcunun hani kendim de biliyorum. Hani her futbolcunun kendine göre bir dönemde hani iyi olduğu dönem var, kötü olduğu dönem var. Muhtemelen de Kayserispor şu an o dönemde yaşıyor. Takım rehavete kapılıyor arkadaş. Anlıyor musun? Şimdi ilk golü atıyorsun ondan sonra geriye çekiliyorsun. Yanlış oyuncu değişiklikleri oluyor. Tamam mı? Bu yüzden sürekli kaybediyoruz. Yani rehavete kapılıyor. Burada ben hocaya suç bulurum. Hikmet Karaman ne kadar bizi Türkiye Kupası'nda ileriye götürmüş olsa da yani bu oyuncuların geldiği bir konum. Tamam mı? Sen teknik taktik olarak bu takımı yanlış yönetiyorsun hocam. Bunu 38 puana çıktık. 41 kere maşallah diyebilecek miyiz sence? Yani düşmemek için mecbur dememiz lazım. Şu an zaten neredeyse düşme potasına gireceğiz. 4 haftada böyle rehavet olmaz.
Biz öne geçtiğimiz maçlardan toplam 33-35 puan kaçsa tam bilmiyorum. Rekor kuruyoruz şu an. Öne geçiyoruz, geri kaybediyoruz puanları. Komple ya yeniliyoruz ya berabere kalıyoruz. Böyle bir şey yok yani. Sen ya savunma, en güzel savunma hücumdur hacı. Anlıyor musun? Kayserispor'un bu sezonunu genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Maçtan itibaren. Sezonun genel olarak takımda bir ruh var ama bunu hoca tam yönetemiyor. Belki de biz şu an şampiyonluğa dahi oynayabilirdik bu takımda. Bir daha da böyle bir takım gelmez zaten. Ondan dolayı da şu an ligde küme düşmemeye, Türkiye Kupası'nda da ileriye dönük oynamak için sürekli hücum oynamamız lazım. Geriye çekilmeyi bırakması lazım takımın. Yani, takım iyi buluyorsun ama taktiksel hatalar var sence. Tabii. Başka hiçbir şeyden kaynaklanmıyor yani. Sadece bunlar. Bu sezon güzel gidiyor. Yalnız başlarken çok güzel başlıyoruz. Sonunu getiremiyoruz maçın. Kondisyondan mı artık, oynadıkları oyundan mı, yönetimden bilemiyoruz tabii. Kayserispor son 4 haftaları bildiğiniz gibi kaybediyor. Sizce neden kaybediyor? Kondisyonu yeterli gelmiyor. 90 dakikayı tamamlayamıyorlar. O yüzden. Burada sizce kim sorumlu olabilir? Sorumlu teknik direktör tabii. Oyuncularımıza tabii form tutamıyor. Yalnız güzel oynuyorlar. Oyunda güzel. Beğeni yok yani oyunda. Zevk veriyor oynadıkları oyun. Şimdi bu tamamıyla taktiksel bir yanlışlık olabilir. Oynanan her maçtaki yapılan hatalar sürekli tekrarlanmış olduğu için olabilir. Çünkü son 4 maçtır sürekli kaybediyorsa son 4 haftadır aynı hatalar yapılıyor ve bu hatalar düzeltilmesi için gerekli taktikler yapılmadığını düşünüyorum. Sorun biraz daha teknik mi sizce? Sorun daha çok teknik gibi gözüküyor. Mesela karşıdaki rakibin hangi alanda daha baskın oynuyorsa Kayserispor'un da bu alana daha baskın uygulamalar yapması gerekir tarzında.